Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Swex losyon hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem için beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Swex losyon, bakterilerin sebep olduğu cilt enfeksiyonları üzerinde etkili antibakteriyel bir ilaçtır. Cilt üzerindeki bakterileri öldürücü etkisi bulunmaktadır. Genellikle gençlerde görülen kıl kökü çevresinde yaşayan bakterilerin aktivitesi sonucu oluşan içi iltihap dolu kabarcıklar ve pembeden kırmızıya dönük kabarcıklarla belirgin sivilcelerin yani acne vulgaris'in bölgesel tedavisinde oldukça etkilidir. Swex losyonun güncel satış fiyatı 45 Türk lirasıdır. Ama ilaç piyasasındaki görülen fiyat değişiklikleri her geçen gün artmakta olduğu için videoyu izlediğiniz tarihe göre ürünün yani ilacın fiyatında değişiklik olabilir. Bu durumda en güncel ve doğru bilgiyi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Swex losyonun kullanımına bağlı olarak oluşabilecek bazı yan etkiler bulunmakta. Öncelikle onlardan da bahsetmek istiyorum. Yan etkiler şöyle. Dil, yüz, dudak ve boğazda şişme, ateş, boğaz ağrısı ve ağız yaraları, yorgunluk, aşırı derecede halsizlik, eklemlerde ağrı veya şişme, cilt yüzeyinde soyulma, dökülme, koyu renkli idrar, deride soluk görüntü, morarma ve kanamaya yatkınlık, deride yeni enfeksiyon oluşması ya da var olan enfeksiyonun kötüye gitmesi, bulantı, kusma, iştah eksikliği, kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, yanma, batma hissi, bölgesel tahriş ya da deride sarılık gibi beklenmeyen bir etki fark etmeniz halinde mutlaka Swex losyon kullanımını bırakmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmaktadır. Swex losyon kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Swex, cilt üzerindeki bakterileri öldürücü etkisiyle sivilce tedavisinde kullanılan bir losyon. Ve eğer böbrek yetmezliğiniz varsa veya astımınız varsa Swex losyonu kesinlikle kullanmamanız gerekmektedir. Yüzünüze sürerken gözünüze temas ettirdiyseniz, temas sonrasında mutlaka gözünüzü bol su ile durulamalısınız ve Swex losyonu yıkamalısınız. Bunun dışında açık yara, yanık, sıyrık veya tahriş olmuş ciltlere direkt olarak uygulanmamalıdır. Teşhis edilmemiş herhangi bir cilt hastalığınız varsa bu cilt hastalıkları üzerinde de bilinçsizce kesinlikle kullanılmamalıdır. Swex'i geniş cilt yüzeylerine uygulamaktan kaçınmalısınız. Swex yalnızca bölgesel tedavi için tercih edilmelidir. Tedaviden iyi sonuç alabilmek için aksatmadan ve düzenli kullanmanızda da fayda bulunmaktadır. Düzenli olarak kullandığınız halde iyileşme belirtileri görülmüyor, hatta daha da kötüleşiyorsa kullanımını durdurup mutlaka doktorunuza danışmalı ve yeniden muayene olmalısınız. Swex'i giysilerinizle de temas ettirmekten kaçınmalısınız. 12 yaşından küçük olan çocuklara tavsiye edilmez ve 12 yaşın altındaki çocuklarda tedavi edici olarak kullanılmaz. Gebelik ve emzirme döneminde olan anneler için ya da anne adayları için doktora danışılmadan kullanılması uygun bulunmamaktadır. Swex losyonun nasıl kullanıldığından da bahsetmek istiyorum. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse mutlaka o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım veya talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir. Swex'i uygulayacağınız bölgeyi tahriş edici olmayan bir sabunla iyice temizleyip kurulayın. Tedavi edilecek akneli ve sivilceli bölgeyi ince bir tabaka halinde uygulayın ve hafif hareketlerinizle cildinize Swex losyonu yedirin. Uygulama öncesi ve sonrasında ellerinizi mutlaka yıkadığınızdan emin olun. Tedaviden iyi sonuç alabilmek için aksatmadan ve düzenli kullanmanız gerekmektedir. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kullanıma uygundur. Swex losyon hakkında yapılan birkaç soruya da yanıt vermek istiyorum. Swex losyon yüze sürülür mü? Swex losyon sivilce tedavisini amaçlayan bir ilaçtır ve dolayısıyla sivilcenin bulunduğu cilt üzerindeki herhangi bir bölgeye uygulanabilir. Swex losyon deri üzerine uygulanırken dikkat etmeniz gereken şey geniş alana değil yalnızca sivilceli bölgeye sürüp o bölgeye yedirmenizdir.
Sivex losyon yüzde ne kadar kalmalı? Sivex, cilt üzerine sürüldükten sonra 45 dakika kadar bekletilmesi yeterli olan ilaçlardandır. Günde sabah ve akşam kullanılan Sivex, akşam sürüldüğünde sabaha kadar cildinizde kalabilir. Sivex losyon ile sivilce tedavisine başladığınızda düzenli kullanıma dikkat etmeli ve tedaviyi yarıda bırakmamalısınız. Sivex losyon sürdükten sonra yıkanır mı? Cildinize uyguladıktan sonra bir müddet beklemeli ve daha sonra yıkayabilirsiniz. Sivex kullanırken hijyen açısından kremi uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkadığınızdan mutlaka emin olmalısınız. Peki Sivex losyon siyah noktalar üzerinde de etkili mi? Sivex losyon antibakteriyel olması sebebiyle cilt üzerindeki bakterileri öldürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle cildinizi derinlemesine temizler ve siyah noktalardan da arındırır. Sivex losyon kullanımı sivilce izlerini geçirir mi? Sivex losyon cilt üzerindeki bakteri kaynaklı enfeksiyonlara karşı etkilidir. Cildi temizler, bakteri ve enfeksiyon sebepli sivilceleri kurutur. Sivilceler üzerindeki etkisi sivilce lekeleri için geçerli değildir. Sivilce ve her türlü cilt lekeleriniz için kullanabileceğiniz Madecassol krem sizin için yeterli olacaktır. Sivex losyon nasıl kullanılır? Sivex losyon deri üzerine uygulanmadan önce sorunlu bölge mutlaka yıkanmalı ve kurulanmalı. Sonrasında da ince bir tabaka halinde yalnızca bölgesel bir şekilde günde 2 defa uygulaması gerekmektedir. Sivex losyon etkisini ne zaman gösterir sorusunun cevabı ise sivilce tedavisine başladıktan sonra düzenli kullanımda 6 ila 8 hafta arasında etkisi kesin olarak görülmektedir. Sivex losyon hakkında merak ettiğiniz farklı sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından sormayı unutmayın lütfen. Ya da daha önce Sivex losyonu kullandıysanız kendi kullanıcı yorumunuzu ve deneyimlerinizi, tedavi sürecinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendi deneyimlerinizi aktarırken izlediğiniz yolları, dikkat ettiğiniz detayları ve doktorunuzun size tavsiye ettiği diğer ilaçları ya da metotları bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu sayede daha kaliteli ve faydalı bir fikir alışverişi içerisinde bulunabiliriz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.